nasıldı yaşamınız tekelden önce? Hayatını işçi ve emekçilerin kurtuluş mücadelesine adayan televizyonumuz ve Evrensel Gazetesi emektarı, belgesel yönetmeni, daha önce defalarca yendiği kanser hastalığına 22 Ocak akşamı yenik düşen İlknur Yılmaz, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için Balıkesir Gönen'de bulunan evinin önünde yapılan törende, kuruluş çalışmalarına büyük bir coşkuyla katıldığı Hayat Televizyonu adına Hayat Televizyonu Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin konuştu. Bütün arkadaşlarımız adına söylüyorum, kendimi çok şanslı hissediyorum. İlknur abla gibi bir insanla tanıştığımız için, İlknur abla gibi direngen, İlknur abla gibi çalışkan, İlknur abla gibi öğreten, fark ettirmeden öğreten bir insanla tanıştığımız için çok mutluluk, gurur duyuyoruz hepimiz. Ve kendisi hiç durmadı, kendisi hiçbir zaman üretmekten, ilerlemekten, kavga etmekten, mücadele etmekten bir an için bile olsa geri durmadı. Ve hep bunu örnek aldık biz İlknur ablamızdan. Evet, bir hastalıkla mücadele etti ama defalarca bu hastalığı yenmeyi de başardı. Evet, yine haberde söylediği gibi, haberde söylediğimiz gibi doktorları da şaşırttı. İlknur ablanın ardından çok şey söylenebilir herhalde. Ama İlknur ablayı bir de herhalde bu ülkede yaşayan farklı kültürlere sormak lazım. Biliyorsunuz televizyonumuz ekranlarında yayınlanan Ninnilerin Göçü'nün de yapımcısıydı aynı zamanda. 65 bölüm yaptı. İlerlemiş yaşına rağmen gençlere, bütün genç arkadaşlarına, bütün çalışan arkadaşlarına taş çıkarttı. Kıskandırdı bu kadar çalışkanlığıyla. Bu güzel bir şeydi. Biz mutluluk duyuyoruz İknur ablayla tanışmamız için. Ve onun da yine Kenan Evren'e yazdığı mektupta 12 Eylül'de bile gülmek belgeselin isminde böyle koymuştu. Evet, ben de o zaman İknur ablaya gülüyoruz diyorum. Güle güle diyorum. Güle güle git İknur abla diyorum. Işığı bol olsun. Aktif bir üyesi olduğu Emek Partisi'nin adına konuşan Emek Partisi MYK üyesi İskender Bayhan, yaşamak direnmektir sözü onda simgeleşmişti dedi. Zordur böyle zamanlarda konuşmak. Ama biz özellikle son birkaç aydır çok fazla her yaştan yoldaşımızı uğurladık. Çok farklı sebeplerle de olsa. Şimdi Nur Yılmaz'ı da onların arasına dahil ettik, onların arasına katıyoruz. Her birinin ayrı değeri vardı bizim için. Yaşamları da her birimiz açısından öğreticiydi. Her birimize çok şey bıraktılar. İknur da bize çok değerli şeyler bıraktı. Kaybettiklerimizi değil, bize bıraktıklarını, bize kazandırdıklarını düşünmekte, hatırlamakta, hatırlatmakta yarar var. İnsanlar binlerce yıldır doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Ne kadar yaşadığınız değil, bazen neler yaptığınız daha önemli oluyor. İknur bize onu gösterenlerden birisiydi. Ben onu 18 yaşında genç bir devrimciyken tanıdım. Sonra hem partimizin hem de Türkiye'de işçi sınıfı ve emek yayıncılığının çeşitli aşamalarında birlikte olma şansına sahip oldum. Hayatı boyunca bir kadın olarak, bir kadın devrimci olarak önce işçi sınıfının ve onunla birlikte de uzun yıllar ezilen halkların Anadolu'da yaşamış, Anadolu'da kök salmış, Anadolu'ya çok şey bırakmış halkların duygularının, değerlerinin, kültürlerinin, köklerinin, kökenlerinin tanığı olmak için çalıştı. Onların yanında oldu. Onlar için emek harcadı. Hayat Televizyonu kurulurken de biz demiştik ki, işçiler, emekçiler, herkesi televizyoncu, kameraman yapacağız, herkesi haberci yapacağız. İlknur Yılmaz buna en hızlı ve en çabuk yanıt verenlerden birisiydi. İçimizde en iyilerden birisiydi. Bunu yapmak için en çok emek harcayanlardan birisiydi. Onu tanıyan herkes abartmadığımı, bir gerçeği söylediğimi teslim edecektir. Gökhan'ın söylediği gibi yaşamak direnmektir diye bir söz vardır. Çok bilinir, çok kullanılır. O sözün simgeleştiği insanlardan birisiydi İlknur Yılmaz. Hem yaşamak için direndi, hem işçi sınıfının, ezilen halkların yaşaması için, kazanması için, büyümesi için, güçlü olması için direndi. Ne diyelim, galiptir bu yolda mağlup. Onlar hep galip olacaklar. Onlar bıraktıklarıyla, ürettikleriyle,
işçi sınıfının ve ezilen hakların mücadelesine kattıklarıyla, katabildikleriyle hep bizim aramızda olacaklar. Bizlerle birlikte olacaklar, bizlerle birlikte yaşayacaklar. Onun için ona bir kez daha buradan hep birlikte yaptıkları için, bize kattıkları için teşekkür ediyoruz. İyi ki vardı, iyi ki var, iyi ki var olmaya devam edecek. Hoşça kal demek zordur. Belki bedenen hoşça kal diyoruz. Ama bilinciyle, ruhuyla, ürettikleriyle, yarattıklarıyla ona hoşça kal demeyi asla yakıştıramıyoruz. Sağ olsun, beni duyuyor, inanıyorum. Bir kez daha İknur, seni alkışlıyoruz. Senin yaptıklarını alkışlıyoruz, bize kattıklarını alkışlıyoruz. Seni ne işçi sınıfı ne ezilen halklar unutmayacak. Arkadaşları ve yoldaşları onu televizyonumuza anlattı. Buca Eğitim Fakültesi'nde, Buca semtinde, Afet Evleri direnişinde, Gültepe direnişinde, Tarış direnişinde, İzmir'in her direnişinde İknur'u görmemek mümkün değildi. Yani ona biz kısa derdik, yanındaki Sevrinaz uzun derdik, öyle bir lakabı vardı. Kısa boyluydu ama çok büyük yürekli bir kız. Mücadeleci bir kadın. Gözü pek bir devrimciydi. Onun sinema tutkusu tabii beni de peşinden sürükledi. Birlikte sinemayla ilgilenmeye başladık. Birlikte bir doğumla ilgili, annelerin doğum anlarıyla ilgili bir belgesel çalışması yaptık. Şimdi kurgu aşamasında. Tabii bu içinde bir sürü şeyi barındıran bir serüven gibiydi bizim için. Birlikte Karadeniz'i, İç Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu gezdik. Kadınlarla röportajlar yaptık. Kimi zaman kavga ettik, kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık. Çok kıymetli bir dostumu kaybettim ben. İknur'un hayatından hakikaten çok öğrenecek şeyimiz var. Özellikle Emek Partisi'nin kadın militanları, çalışanları açısından. Direnmenin ne demek olduğunu, tırnaklarıyla hayata tutunmanın ne demek olduğunu İknur hepimize yaşayarak, göstererek öğretti. Çok özleyeceğiz ama bir yandan da yani biliyoruz ki hani İknur abla hepimize örnek olarak hep olmamız gereken kişiydi. Her şeyde gülebilmek, yılmamak bunları bize gösterdi. Kanseri nasıl defalarca alt etmeyi başardıysa iyi bir televizyoncu olma, iyi bir belgeselci olma konusunda da büyük bir çaba sarf etti ve başarılı oldu. Her yönüyle yani azmiyle, kararlılığıyla, devrimciliğiyle, işçi sınıfına bağlılığıyla aynı zamanda da gazeteciliğe ve televizyonculuğa olan bağlılığı ve başarılarıyla hep anacağımız bir arkadaşımız oldu. Çocuklarını uyuturken ninni söyledin mi hiç? Ho ho nenni de söyledim her bir şey, her bir şey. Bir söylesene ne söyledin Kürtçesini? Kalbim kalbim rinde kalbim zeşin yandı reşit çolbum Roko kenozlu yor emin ote kaverutçe anil molbum.